Merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Bir Escape from Tarkov videosunda tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz Escape from Tarkov'a yakında bir update geldi ve o update ile birlikte bir de Ground Zero haritası geldi. Bu haritayı hiç bilmiyordum. 4-5 tane normal savaş yaptım, Scav'la girdim ve bu haritada çok fazla sayıda çıkamadım. O savaşları inceleyeceğiz, o raidleri inceleyeceğiz, o raidleri göreceğiz şimdi. Kısa kısa birçok raidten özet koydum. Şanssızlıklar vardı, benim hatalarım vardı, rakiplerin iyi oyunları vardı. Güzel bir karma yapmaya çalıştık. İki görevimiz vardı. Biri Emercom çıkışını bul, ikincisi ise Burning Rubber görevi. Şu anda ekranda gördüğünüz, şu bulunduğunuz Terra grubun yanındaki sokağın en sonundaki jipten 5000 ruble karşısında çıkma göreviydi. Neyse, lafı fazla uzatmıyorum. O hızlı videodan sonra şimdi özetteyiz. Birinci maç. Burada tabancayla girmiştim. Biraz minimal oynamak istiyordum. Çünkü görevim çok basitti aslında. Emercom bul ya da oradan çık, ayak sesi duydum. Biri geldi, vurmak istiyorum. Burada vuradık. Silah tutukluk yaptı fakat ben şarjör değiştirmeye çalışıyorum. Böyle bir şans yok ve adam da beni pompalıyla çatır çatır öldürüyor. Evet, ilk girdiğimizde kötü bir şekilde ölmüştük. İkinci maç. İkinci maçta biraz daha kaliteli bir tüfek almaya karar verdim. Çünkü az önceki maçta biliyorsunuz küçük bir aksilik yaşadık. Burada kapıyı açtım ve hemen kapadım. Hani taktikler falan, hani biri arkadan gelir ses çıkarır falan filan, gördüğünüz gibi mükemmel taktikler. PC kasasını lootlarken ne göreyim, silahım kırmızı. Kırmızı, yanlış mermi tipi. Dedim ki artık bu saatten sonra yapmam gereken en iyi şeyi yapayım ve lootlayayım. Ne görüyorsam lootluyordum. Meyve suyu lootluyordum. Burada gördüğüm kasayı lootluyordum, her şeyi lootluyordum. Mısır lootladım, yine meyve suyu lootladım. Derken o da ne? Benim ayaklarımın seslerinin dışında, cümleye bak, başka bir ayak sesi. Bir kişi, umarım bulaşmaz bana. Umarım yukarı çıkmaz, aşağıda net. Hop, silah sesi geldi. Adrenalin üst nokta. Ulan iki kişi galiba bunlar. Lootluyorlar. Aşağıda bir lootluyorlar. Sakin, sakin. Bıçağı çıkar. Bıçaktan başka hiçbir silahım yok ki. Öyle bir dünyada yok yani. Hani bıçağı çıkarıp bu herifleri öldürme gibi bir imkanım yok. Neyse ki burada pırsarak durdum ve adamlar gitti. Ben de zaten sessiz bir şekilde raid'e kadar çıktım. Hiç kimseye bulaşmadım. Üçüncü maç. Bu sefer yine bir silahla girdim. Minimal dedim, daha kaliteli olsun dedim. Ve artık bu sokağın sonunda bir çıkışım vardı. Bir PMC gördüm, vurdum. Kesin vurdum. Ciddi yaradım, şarjör de istiyorum. Ateş etmeye devam ediyor. Bu arada soldan biri daha geldi. İki kişiler kafadan vurdum. Kafadan vurdum. Birine çok ciddi yaralandım. İkincisi nerede gördüm. Şarjörü değiştirmem lazım. Kafada... Hiçbir şansım yoktu. Gerçekten iki kişiye karşı denk gelmem şanssızlıktı. İki kişiye karşı silah tutukluk yaptı. Yanlış mermi. İkiye bir. Bunlar kötü şans. Bunlar kötü şans. Onun diye olacak. Olacak. Dördüncü maç. Dördüncü maçta botlara karşı ciddi bir fight'a girdim. Burada ilk botu gördüm. Kafadan vurmaya çalıştım. Fakat bu pompalı tabanca çifte bir türlü isabet hassasiyeti olmayan bir şeydi ve bir türlü vuramıyordum, cümleyi toparlayamadım. Burada içeri doğru girdim, şarjörü değiştirip tekrar dalacağım ona. Bir tanesini daha koydum, iki mermimde namluda, arkadan geldi, vurdum mu, ıskaladım. Yo, vurdum ama gir, şarjör bitti, gir. Evet, orada başka bir PMC var, sıkıntı yok. Bir botu daha vuruyorum burada, o bana ateş etti, bir kez daha ateş ediyorum ve onu da bot cennetine yolluyorum. Burada yine şarjörlerimi değiştirdim. Aman hızlı lootla. Yaptığım en iyi şey lootlamak. Evet, bir tane daha bot gördüm. Onu ıskaladım. Çok ıskalıyorum abi. Bu tüfek çok kötü. Yani çok mobil. Çok rahat ama ölümcül değil. Neyse, artık gidelim. Bulaşmayayım ya da bulaşayım. Bir tane daha ateş ederim. Ederim, kaçarım. Vurdum. Vurdum ama lootlamaya bile dönmeyeceğim. Açık söylüyorum. Burada bir çıkış olduğunu bilmiyordum. Burada çıkış olduğumuzu gördük. Çıkış olduğunu gördük. Scav checkpointmiş ama kop çıkılıyormuş. Neyse. Buradaki cesedi tutladım ve ne geldi? MP5 geldi. Cesetten MP5 çıktı. Ve tutlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra herkes benden korksun. Derken buraya gelirken böyle bir ayak sesi. Garipten gelen bir tıkırtı. Bunların hepsi arkadan mı geliyor? Bir kişi arkada. Arkada adam. Adam arkada net. Solda sanmıştım. Arkada gördüm. Gördüm. Sakin. Oo, çok temiz. Çok temiz. İkinci de. Bunlar bir kişi değil. Bir kişi değil. Bunlar adam değil. Bunlar adamlar. Adamlar bunlar. Ya.
Evet, 3'e 1 denk geldik. Yine şansım yoktu ve 3 kişi olduklarını anlamamıştım. Aslında şanssızlık ve kötü kader diyebiliriz. Gördüğünüz gibi birini vurdum. Diğerleri de beni vurdu. 5. maç. 5. maçta sessiz bir şekilde gidiyordum. Burayı lootlamak istedim. Bu çantadan belki bir şeyler çıktı dedim. Güzel, güzel yiyecek severiz, severiz. Derken burayı hatırladım. Eski vurulduğum yer ama bir ayak sesi duyuyor gibiyim. Ama yok gibi. Neyse lan dedim. Kimse olmaz derken arkadan vurdu sanırım. Çünkü hiçbir şekilde çok geniş bir görüş açım olmasına rağmen görmedim. Çok büyük bir tane ihtimalle arkadan vurulduk. Artık 5. maçtan sonra 6. maça geldik. 6. maçta bu sefer işler yolunda gitti diyebilirim. Burada atış sesi geliyor. Bir atış sesi daha geldi. Birazcık açıkçası korkmuyor değilim. Çünkü çok fazla şanssızlık geldi başıma. Böyle bir şanssızlık olsun istemiyorum. Fight'tan kaçmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar ayak sesi duydum. Yere yattım. Ayak sesi devam ediyor. Ateş etti. Ben de ateş ediyorum. Karşıda ateş ediyoruz. İçeride vur. Kolumu aldı. Kolumu aldı. Blackout'a düştüm. Blackout. Sol kol blackout. Adam orada mı? Adam orada mı? Orada. Kaçıyor. O da fight istemiyor sanırım. O da fight istemiyor. Evet. Kaç. Kaç abi kaç. Hiç girme. Hiç girme fight'a diyorum kendi kendime içimden. Ama bir yandan da alıkoyamıyorum. Az önceki duvardaki kanları gördünüz değil mi? Adamın kanları oraya bulaşmış. Ve ardından köşeye geçip tedavi oluyorum. Çünkü çok ciddi bir şekilde yaraladı buradaki PMC beni. Hızlı bir şekilde tedavimizi olduktan sonra efendim birazcık ortamı dinliyoruz ve ortamı dinledik. Artık çok fazla burada durmanın bir mantığı yok diyorum. Önce bir geriye doğru basacağım. Birazcık burada su yapayım diyorum. O da sıkıyor beni yani sıkılıyorum. Ve artık bölgeden çıkayım derken bir atış geldi. İkinci atış bu bir PMC olabilir. PMC olabilir. Bot bu kadar stabil atacağını düşünmüyorum. Atabilir tabii atabilir emin değiliz. Bu arada ayak sesleri duyuyorum yine. Garipten gelen. Bir bomba sesi geldi. Tedirgin bekleyiş devam ediyor. Artık çıkmak istiyorum. Göreve doğru gidiyorum. Haritada çok fazla iyi bilmiyorum ama işte sağ ekrandan bakıyorum. Bu arada sesi duydum. Yukarı doğru çıktım. Daha iyi bir pozisyon ve adamı net görmek için onu önceden görmek için gördüm. Atışımı yaptım. Vurdum. Çok ciddi yaralandı o ama bir türlü ölmüyor. Şarjörüm bitti. O da inanılmaz bir nişancı. O da inanılmaz bir nişancı. Artık vurmam gerekiyor. İkimiz de mermi yağdırdık birbirimize. Ve ikimiz de birbirimizi çok ciddi yaraladık fakat burada öldüren taraf ben oldum ve buradan artık çıkmam gerektiğini düşünüyorum. O hızlı bir şekilde tutulduktan sonra buradaki bayırdan çıkacağım ama yine ayak sesleri botu gördüm. Birinci vuruş, ikinci vuruş öldürdüm bilmiyorum. Bu arada az önce öldürdüğümüz kişi player scout'tı. Player scout'tı ve bu aradan geçip bota doğru basıyorum, puşluyorum. Puşlarken iyi nişanımı alıyorum. Kafasından ikinci de üçüncü mermi girdi ve onu da öldürdük. Botu da hızlı bir şekilde tutulduktan sonra buradaki tepeden çıkacağım. Şimdi burada yere yatıyorum çünkü sesler duyuyorum. Bot olabilir ve burası çok açıklık. Çok açıklık. Tam karşıda gördüğünüz şu Terra binasının sağındaki sokaktan çıktım mı oradaki jipe atlayacağım. 5000 rubleyi vereceğim çıkacağım ve görevi yapacağım. Görev yapmak çok önemli. Ayağa kalkıyorum. Deparımı atacağım. Çok sağlam yedim. Yine bir şeyler blockout oldu. Yine bir şeyler blockout oldu. Ya sağ kol ya sol kol. Sağ koldu. Sol kolda blockout oldu. Soldan geldi mermi. Evet hızlı bir şekilde tedavimi yapıyorum. Bu arada tüm vücut uzuvlarına, karnıma, göbeğime, her yerime canı bastım. İçeceğimi de içtim, enerjimi de fullledim ve artık buradan tuşlayarak karşı sokağa geçmeye çalışıyorum. Bir bot sesi duydum. Sonra bir yerde emin değilim. Önümdeki tepenin arkasında olabilir. Bu otobüsün arkasında olabilir. Gördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Oo yine bak direğe denk geldim. 11, 12, 13, 14, 15 sıralıyorum. Ama vurduğuma şüpheliyim. Bir türlü vuramıyorum. Biraz daha seviye aldım makineyi. Makine derken tüfeği tabii ki. Bir türlü vuramadık. Evet sağda sağda gördüm gördüm. Vur artık vur. Öldü. Öldü. Erdem sakin öldü. O kadar gerginim ki burada anlatamam size. Çünkü artık 6 maç oldu. Bundan önce yaptığım maçlar da var. Aslında hepsini koymadım. Buraya geldim. Araç yoktu ve geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü yine öğrendim ki oradan sadece bir kişi çıkabiliyor. Botu hızlı bir şekilde tutuyorum ve artık enerjim de bitmek üzere. Çok sıkıntılı bir durum. Enerjim bitmek üzere. Sol çıkışlayabiliyorum ben.
Solda bir bot var. Sol taraf çıkış. Onu gördüm. 2-3 atış. Olmadı. Olmadı. Denk getiremedik. Denk getiremedik. Pik yapıyorum. Sola pik de etkilidir. Evet. Onu da vurdum. Onu da vurduk. Evet ama hata yaptığım bir şey var. Çıkış burada değildi. Çıkış bir sonraki sokak. Bu arada yine bir atış geldi oradan. Şu anda tabii hala farkında değilim çıkışın orası olmadığının. Şu anda farkına vardım ama buradaki fight'ı da bitiremem. Daha doğrusu şöyle sırtım dönüp gidemem. Ben oynamıyorum diye ben botla fight yapmak zorundayım. Ve onu da vuruyorum. Soldan bir atış daha geldi. Bacaklarıma geldi bu arada o atış. Gerçekten çok ciddi yaralandık. Burada şarjörümü kontrol edeceğim. Boş diyor, eyvallah dedim. Çünkü gerçekten mermi de kalmadı diyebilirim. Ardından bu botu da hızlı bir şekilde lootladıktan sonra bu sokağa sol tarafa doğru gidiyorum. Ve artık tek aradığım şey enerji verecek bir yiyecek ya da bir içecek. Şu anda sıfıra düştük. Sıfırdan sonrası çok tehlikeli biliyorsunuz. Tüm üstünü arıyorum fakat hiçbir şekilde çikolata, gofret hiçbir şey çıkmıyor. Kola da çıkmıyor, enerji içeceği de çıkmıyor. Ve artık ümidimiz kalmadı. Gözlerimiz kararmaya başladı. Çıkış çok yakın fakat görevi yapamadık. MR.com'dan normal bir şekilde çıkış yapacağız. Şarjörümü değiştiriyorum. Botların olmamasına dua ediyorum. Hafif sağda bir ses duydum. Ama hiçbir şekilde fight'a gitmek istemiyorum. Fight'a girmek istemiyorum. Aslında çıkışa da sanırım 10-15 dakikalık bir süre var ama bunu da kullanmayacağım. Bunu da loot amaçlı kullanmayacağım. Hem fight yapacak enerjim yok. Özür diliyorum. Hem de herhangi bir şekilde zaman kaybedip enerji harcayıp boş boşuna ölmek istemiyorum. Evet, MR.com çıkışı çok ama çok yakında. Evet, bundan sonra artık daha fazla bir heyecan yok açıkçası oyunda. Direkt çıkışımızı yapacağız. Ama şunu söyleyebilirim, kısaca özet geçeyim. Ben bu haritayı çok beğendim. Çok enteresan bir harita, ufak bir harita fakat çok kaotik bir harita. Şöyle çok kaotik bir harita. Çok fazla obje var ortada, sağda, solda, haritanın her bölgesinde ve bu objelerden dolayı rakiplerinizi çok net göremiyorsunuz ve iyi bir şekilde pushlayabiliyorsunuz ya da mevkiyi değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki açık yerleri de var. Tabii ki buralardan geçerken de dikkatli olmak istiyorsunuz ve dikkatli oluyorsunuz. Evet efendim, gördüğünüz gibi toplamda 2-4-5 kişi vuruyoruz ki bunlardan biri Player Scuff. Evet, videolar böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ilk baştaki editi ve bu videolardaki aksiyonları ve yorumlamamı. Kendinize iyi bakın. Bol lootlar diliyorum. Evet, videoyu bitti sandınız fakat video bitmedi. İlk sahnede gösterdiğim bu adamın Miferinden Mervin nasıl sektiğini izleyeceğiz. Adobe Premiere programındayız. Mikro 10 saniye saniye göstereceğim. Bakın zaten şurada bir mermim duvara girmiş. Burada da bir mermim duvara girmiş. Fakat bundan sonrakiler Miferine çarpıyor ve sekiyor. Ama şu anda ateş ediyorum. O ateş ediyor. İşte bu bölge. Orada ateş ediyorum ve adamın Miferinden gördüğünüz gibi mermi resmen sekiyor abi. Bir saniye daha ileri alıyorum. Bakın burada adamın başını da birazcık bize göre sola yatırıyor mermi. Büyük bir ihtimalle fizikten dolayı. Bakın. Şurada bir. Tak iki sola yatırıyor. Ve o da adamın mermisinden sekiyor. İşte burada mermi ne kadar önemli bunu görüyoruz. Aslında burada birazcık da dikkatli olabilirdim ben. Yani ben direkt adamın alnının ortasından nişan almaya çalışıyorum. Halbuki yüzüne nişan alsam belki de bu mermiler belki değil kesin sekmeyecek. Neyse, bu sefer video bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.